Günün röportajı programından herkese merhabalar. Fenerbahçe Televizyonu'nda başarılı sporcularımızı konuk aldığımız bir programda tekrar sizinle birlikteyiz. Bugün Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı sporcuları aramızdalar. Programımıza Ezgi Dilik ve Dicle Nur geldi, Dicle Nur Babat. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz tabii ki de programımıza. Neler söylemek istersiniz? Hemen sizleri ayağınızın tozuyla stüdyolarımızda dolaştırdık, gezdirdik. Siz de beğendiniz sanırım herkes gibi. Evet, yani özlemişiz aslında burayı. Bir de değişmiş, büyümüş, çok güzel olmuş, çok hoşumuza gitti. Hoş bulduk tekrardan. Hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gerçekten çok beğendik stüdyoları, inanılmaz ferah ve güzel olmuş. Hı hı. İşte yayına geçmişiz. Yani ben çok beğendim açıkçası. İnşallah güzel yayınlar yaparız burada. İnşallah, teşekkür ederiz biz de iyi dilekleriniz için. Sezonu 23 Ağustos'ta açtınız Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı olarak. Hazırlıklarla tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde dün bir hazırlık maçı oynamıştınız. Eczacıbaşı, Vakıfbank'ta oynadınız. Geçen hafta da Eczacıbaşı'yla bir hazırlık maçı yaptınız. Zorlu rakiplerle ama tabii sezonun hazırlanma sürecinde de önemli mücadeleler bunlar. Daha sonrasında da pazartesi günü de Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yerlisi tesislerinde bir haftalık bir kampa gideceksiniz. Yoğun çalışma, yoğun tempo devam ediyor. Ezgi seninle başlayalım istersen. 23 Ağustos'tan bugüne kadarki çalışmaları biraz değerlendirir misin bizim için? Ya biz aslında güzel başladık her zamanki gibi. Türkler olarak başladık sezonumuza. Çünkü yabancılarımızın birkaç tanesi olimpiyatlardaydı. Onlara da gurur duyuyoruz aynı zamanda. Bizi en güzel şekilde Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Ardından belli bir iki hafta sonra yabancılarımız aramıza katıldı. Şu an tam takım olarak beraber çalışıyoruz. Tabii zamanla işte yüklenme idmanlarının ardından artık tamamıyla topa geçip maç sistemine oturmuş durumdayız. Bununla beraber hazırlık maçları yapıyoruz. Şu an tabii her sezonun başında olduğu gibi takım olmaya çalışıyoruz. Antrenörümüzün verdiği görevleri sahada uygulayabilmek için çok tekrar gerekiyor birbirimize alışmamız için. Şu an onların çalışması içerisindeyiz. Hazırlık maçlarımız da aslında iyi gidiyor. Yani aslında şu an sonuçtan öte sahada dediğim gibi antrenörün verdiği görevleri yerine getirebilmek bizim için daha önemli. Ama bunu da bu iki maçta da en iyi şekilde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Umarım daha da iyi olacak. Evet, Dicle seninle devam edelim istersen. Takım olma noktasında aslında sezon öncesi kamplarının ve antrenmanlarının çok büyük bir önemi var. Siz de bu süreyi çok iyi değerlendiriyorsunuz şu ana kadar biz de gözlemlediğimiz kadarıyla. Sen neler söylemek istersin? Ya açıkçası bu sene bizim böyle takım adaptasyon sürecimiz gibi bir şey olmayacak. Çünkü neredeyse takım aynı kaldı. Sadece aramıza katılan iki yabancı var. Melis'i dediğim gibi daha önceki röportajda dediğim gibi saymıyorum. Çünkü Melis bizim oyuncumuzdu. Sadece bir sene ara verdi diyelim. O yüzden takım arasında birbirimizin hani herhangi bir problemi yoktu bundan önce de. Bundan sonra da olacağını düşünmüyorum. O yüzden hani adaptasyon süreci sadece takımın sistemine oturmasıyla alakalı olabilir. Çünkü sadece pasörümüz değişti. Tayland'da bir pasörümüz geldi Sara. O da çok tatlı. Aynı şekilde Nati de çok tatlı. İnanılmaz derecede sevecenler. Hemen bize adapte olabildiler. Antrenman içinde de antrenman dışında da. Sadece çok tekrara ihtiyacımız var şu an maç öncesinde 20 çekimden önce. Onun dışında bir problemimiz olduğunu düşünmüyorum. Güzel geçiyor, yoğun geçiyor her zamanki gibi. İnşallah güzel sonuçlar alacağız diyorum. İnşallah diyelim. Tabii yeni transferlere biz de bir parantez açacağız ama öncesinde pazartesi günü Fenerbahçe Resort ve Spor Topuk Yerlisi tesislerine gideceksiniz. Orayı değerlendirir misiniz? Her takımın aslında gitmek istediği ve orada kamp yaptıkları zamanlarda çok memnun ayrıldıkları bir yer. En son olarak da Fenerbahçe Bayan Kadın Voleybol Takımı da keza basketbol takımı da keza aynı şekilde orada kamp yaptı. Siz neler söylemek istersiniz? Ya aslında biz benim ilk defa gideceğim ben oraya. Ama dediğim gibi tüm giden takımlardan, oyunculardan duyduğum kadarıyla oldukça dolu dolu bir tesis bizi bekliyor. Tabii dediğiniz gibi bizim açımızdan takım olup orada beraber zaman geçirmek de sadece sahada yaptığınız idman dışında geçirdiğimiz zamanlar da bizim için çok önemli şu an. Orası da çok keyifli geçecek gibi görünüyor. Zaten takımın enerjisi hem genç bir takım, aynı zamanda ruhu da oldukça genç bir takım. Ve birbirimizi de Dicle'nin dediği gibi ciddi bir şekilde tanıyoruz. Yabancı gelen oyuncular da çok sevecen, iyi niyetli, çok güzel insanlar, karakterleri çok düzgün. Onlarla beraber güzel bir kamp olacak diye düşünüyorum. Umarız sakatlıksız güzel bir kamp dönemi geçirirsiniz orada. Dicle, sen yabancı oyunculardan bahsettin, iki yeni transferden bahsettin. Brezilyalı smaçör Nati ve Taylandlı pasör Tomcom takıma katıldılar. Onların şu andaki uyum sürecinden de biraz bahseder misin bizim için?
Yani dediğim gibi hiç uyum problemi yaşamadık. Sanki çok uzun zamandır antrenman yapıyormuşuz gibi hissi veriyor. Çünkü Sara o kadar çok gülüyor ki yaptığı hatadan sonra bile ya da attığı güzel pastan sonra bile o kadar çok gülüyor ki esprilere falan o kadar çok katılıyor ki daha 2 gün 3 gün oldu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Nete aynı şekilde hani bir yeni geldiğiniz bir takıma böyle bir büyük camiaya geliyorsunuz. Böyle bir tedirgin olursunuz. Hani acaba ne olacak takım arkadaşlarım gibi şeyler düşünebilirsiniz. Ama onlarda böyle bir şey olmadı. Sanırım bu da biraz da profesyonellikle alakalı bir şey. Ama antrenmanlarda herhangi bir problem yaşamıyoruz. Dediğim gibi çok uyumlular. Antrenman dışında da çok uyumlular. İlerleyen günlerde daha da samimi olacağımıza inanıyorum ben. Ezgi seninle devam edelim yine. Yeni transferler bizde antrenmanlarda olsun ve hazırlık maçlarında da olsun. Özellikle son hazırlık maçında Vakıfbank karşısında her iki sporcumuzu da izleme fırsatı yakaladık. Takıma önemli katkı yapacaklarını düşünüyorum ben kişisel olarak. Sen neler söylemek istersin? Kesinlikle katılıyorum sözünüze. Yani gelen iki oyuncumuz da ki artık Yeki'yi biz kendi Türk oyuncumuz gibi görmeye başladık. Gelen iki oyuncumuz da takıma ciddi bir katkı sağlayacak. Şimdi gelen oyunculardan bir tanesi pasör. Bu takımın beyni demektir. Bu oyuncunun tabii ki de belli bir zamana her türlü ihtiyacı var. Bu sadece oyuncularla alışmak değil, antrenörü tanıyıp anında onun kafasındaki gibi düşünüp bunu sahaya yansıtabilmek biraz zordur pasör için. Tabii bu çok fazla tekrarla çok kolay aşılabilecek bir şey. Ama Tom Komlosar'a bu konuda çok tecrübeli ve kapasitesi yüksek bir pasör. İzlediğimiz kadarıyla da bayağı keyifli aslında onunla oynamak. Birçok şey katılacağını düşünüyorum bana şahsen. Evet aslında ondan da biraz bahsedebilirsin. Sen yani aslında ben sonuçta Fenerbahçe'ye gelmeden önce zaten izlediğim nadir pasörlerden kendisi. Çok farklı oynatabilen. Aslında Tayland takımının zaten yapısal olarak normal bizim takımlara göre farklı sistemde oynarlar. Çok çabuk ve bütün oyuncuların aynı hızda topa girdiğini düşünürseniz aslında bu hani sonuçta orta oyuncunun bir sıçrama timingi vardır, köşenin başka bir zamanlaması vardır ama aslında Tayland takımında bu herkesin aynı hızda girdiğini düşünün. Siz blok yapmak çok zordur o takıma. Yani böyle bir pasörün, böyle bir takımın beyni olan bir pasör şu an bizim elimizde ve eli çok yatkın, çok kaliteli ve aynı zamanda tecrübeli pasör. Yani şahsen zaten ben defalarca konuştum onunla. Lütfen dedim yaptıklarını bana da öğret. Ben de öğrenmek istiyorum. O da zaten dediğimiz gibi çok gerçekten iyi niyetli bir insan olduğu için tabii ki öğretirim şöyle böyle diye. Bugünden daha 3-4 gün oldu neredeyse beraber zaman geçireli ama oldukça iyi geçecek. Çalışmalara başladınız. Dicle senin de yorumunu alalım hemen yeni transferlerimizle ilgili. Bizim de Sarı'yla bir diyalogumuz geçti dün hazırlık maçından sonra. O 3 set oynadı çıktı. Ben 4. sette devam ettim hala. Oyundan çıktıktan sonra beni yanına çağırdı. Dicle dedi. Efendim dedim, yanına oturdum. İşte benim hücumda şu an problemi olduğu için işte hücumda şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. İşte antrenmanlardan sonra beni yanına çağır. Ben senin için kalırım. Ben sana pas atarım deyip hemen pozitif yorumlarını yapıp dedim teşekkür ederim. Hani bunu bile söyleyebiliyor olması bence çok güzel bir şey. Çünkü kaç yaşındasınız, hani inanılmaz derece başarılara imza atmışsınız. Buraya geliyorsunuz ve sizden yaşça küçük birine bunları söylüyorsunuz falan. Bence çok etkileyici bir şey. Yani takım olma unsurlarının en başında geliyor yani takım arkadaşına yardımcı olmak. Bunu çok daha 4. günden sağlayabiliyorsa yani biz çok şeyler öğreneceğiz yani Ezgi'cim. Evet, kuşkusuz yeni transferlerimiz onun erken bir uyum sağladığını, aynen, takıma çok da yararlı olacaklarını söyleyebiliriz. Aynen. Bir bakıma aslında şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Şimdi iki tane transfer yapıldığından bahsediyoruz Fenerbahçe Bayan Voleybol takımına. Bu fazla bir değişikliğe gidilmediğinin, takımın kimyasının fazla değişmediğinin de bir göstergesi. Aynı zamanda koç da Marcello da yine takımda kalan isimlerden bir tanesi. Sistem belli. Sadece gelen yeni iki isim var. Bu aslında sezon öncesinde bir avantaj olarak görebilir miyiz bu durumu? Yani görebiliriz tabii ki de. Sonuçta benim Marcello ile yanlış bilmiyorsam 3. yılım olacak. Artık o beni çok iyi tanıyor. Ben onu çok iyi tanıyorum. Sahada yapmamız gerekenler belli başlı şeyler. Ve bunu dediğim gibi çok tekrarlamış durumdayız şu an aslında biz. Takım olarak da hep beraber aynı şekilde bu antrenörle çok fazla çalıştığımız için aslında dediğiniz gibi oturmuş bir sistem var şu an. Sadece iki yeni katılan arkadaşımız var. Onlar da zaten takım olarak biz belli bir hareket edebildiğimiz için artık onlar da ister istemez bu sisteme çok kolaylıkla adapte oluyorlar. Aynı zamanda yani Marcello ile değil de takım olarak bizim bireysel olarak
zamanında çok fazla beraber oynamışlığımızdan dolayı da bir tanışmışlığımız var. Bu da aslında bu sisteme çok daha kolay adapte olmamızı bizim de kendi içimizde sağlıyor. Sen neler söylemek istersin Dicle? Sezon öncesindeki bu fazla değişimin olmaması takıma yarar sağlar noktasında. Yani başında söylediğim gibi hani diğer takımların çok fazla transferleri var Eczacıbaşı'nda Vakıfbank'ın, ama bizim öyle transferlerimiz yok. Biz takımın Türk oyuncularını koruduk. Bundan dolayı çok büyük bir avantajımız var. Yabancı oyuncuları zaten kim artık saymıyorum, o bizim Türk oyuncumuz Ezgi'nin dediği gibi. Artık biz tamamen Türkçe konuşuyoruz. Yani İngilizce falan geçtik. Türkçe anlaşıyoruz kendilerimizle. Sadece yeni gelen iki oyuncumuz var. Onların da bize adaptasyon süreci şu an çok hızlı bir şekilde başladı. Önemli olan işte antrenmanları iyi geçirmek, fazla tekrar yapıp maçların istediği sistemi sahaya yansıttığımız sürece biz bu sene iyi bir takım olacağız. Evet, ben ona inanıyorum yani. Bu sezon yine konuşmaya tabii devam edeceğiz ama çok kısa bir geçen sezonun da değerlendirmesini sezon başlamadan alalım. Nasıl bir sezon geride bıraktık? Final Four vardı, Sev Cup'ta, ligde ikincilik geldi. Neler söylemek istersiniz? Bir geçen seneyi de şöyle kısaca bir değerlendirecek olursanız. Ya bireysel olarak Ezgi uzun uzun şöyle baktı, daldı aslında. Hemen gitti geçen sene. Ya bireysel olarak aslında ilk defa Final Four gördüm. Bu yüzden mutluyum. Tabii ki de hedefimiz şampiyon olmaktı ama bunu gerçekleştiremedik. Bunlar da var sonuçta yaptığımız sporda. Kurduğumuz takım güçlü bir takımdı. Çok iyi başladık sezona. Ne kadar güçlü olduğumuzu aslında gösterdik. Belli bir yere kadar da çok iyi gittik. Sonra yenilgiler oldu, istediğimizi başaramadık. Bazı zamanlarımız oldu. Geri dönüşlerimiz kimi zaman çok iyiydi, kimi zaman değildi. Yetersiz kaldığımız yerler oldu. Ama benim açımdan güzel bir sezondu. Çok fazla tecrübe edindiğim, ders çıkardığım şeyler oldu geçen sene. Bu sene de edindiğim tecrübelerden yararlanmak için var gücümle çalışacağım. Aynen, var gücümle çalışıyorum. Peki hemen Dicle sana da dönmek istiyorum. Yani Ezgi aslında çok güzel bir noktaya da değindi burada. Kişisel anlamda, kendi kariyeri açısından da önemli bir sezon olduğunu da söyledi burada. En azından bir Final Four var çünkü ortada. Sen neler söylemek istersin? Hem kendi kariyerin açısından baktığın zaman geçen seneyi değerlendirip hem de takım olarak da geçen seneyi değerlendirir misin? Yani biz Ezgi ile çoğu şeyi beraber yaşıyoruz. Çünkü biz Fenerbahçe'ye beraber geldik ve çok uzun zamandır da birbirimizi tanıyoruz. O yüzden onun yaşadığı ilkler aslında benim de yaşadığım ilkler. Ben de geçen sene ilk defa Final Four'a gittim ve orada 3. 4. maçında oynama şansını elde ettim. Ve gerçekten çok büyük bir atmosfer olduğunu gördüm. Yani dünyanın her yerinden oyuncular orada, antrenörler orada, inanılmaz bir atmosfer var. Sizden beklenen şey çok farklı. Karşı tarafındaki oyuncuların tecrübesi çok farklı. Ben ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde sahadayım ve 3-4 maç oynuyorum. Sonunda bir madalya var. Aynı zamanda iyi oynamak zorundayım ki kendi kariyerim için, bu sene için bir yatırım olsun tarzında. Hani bunların hepsini bir yerde toplayıp soğukkanlı olup sahada oyununuzu sergilemek zorundasın. Aynen öyle. Hani ama çok güzeldi. Yani evet, sonuçları çok güzel geçmedi. Kupa kaldıramadık. Sadece sezon başına aldığınız bir Şampiyonlar Kupası var. Sonra devam gelmedi. Türkiye Ligi'nde ikinci olduk. Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olduk. Ama Ezgi'nin dediği gibi çok güçlü bir takımımız vardı ve bunun sonucunda şampiyon olamadık. Bu sadece bizim için tecrübe senesi gibi bir şey oldu. Bundan dolayı da hani kendimize kattığımız çok güzel şeyler oldu. Bu tecrübeleri dayanarak da bu sezon devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bu kadar. Evet, geçen seneyi bu kadarla bırakalım. Aynen. Gerçekten her ikiniz için de Final Four oynamak önemli bir tecrübeydi. Umarız bu sene de yine gerçekleşir ve kupayı da kaldırmayı başarır Fenerbahçe Bayan Voleybol takımı. Hemen bu seneye tekrar geçelim. Bu sene bildiği gibi liglerde bir isim değişikliği oldu. Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi oldu. Hemen isim değişiklikleriyle ilgili kişisel fikirlerinizi merak ediyorum ben işin açıkçası. Ezgi, senin de hemen Sultanlar Ligi hakkında neler söylemek istersin? Ya aslında çok bir fikrim yok ama... Filenin sultanlarından yola çıkarak ya yapılmış aslında şöyle, milli takımda oynarken bu bizim lakabımız. Filenin sultanları sahaya geliyor. Bunlarla ilgili müzikler var. Bunlar çalınıyor falan. Aslında kulak aşinalığı var bizde. Milli takımda oynarken sizin hoşunuza giden bir deyim diyebiliriz değil mi? Tabii ki. Sonuçta yani hani bir gururla sahaya çıkıyorsunuz. Bu sizi etkiliyor. Filenin sultanları zaten tam bir Türk takımı olarak resmen sahaya çıkıyorsunuz. Aslında bu güzel bir şey. Tabii biz alıştık artık duymaya, filenin sultanları geliyor falan filan. Tabii bende bir kulak aşinalığı var şu an. Ama hani aslında daha... Ligin ismi olduğu zaman biraz daha değişiklik oldu peki. Yani oldu. Ne? Yani fikrim güzel olmuş. Yani çok farklı bir şey değil ama güzel olmuş.
Peki Dicle, sen neler söylemek istersin? Ya açıkçası evet, Ezgi'nin dediği gibi milli takımda biz sultanlardık, efelerdik. İşte basketbol Zerif Potan'ın perileri, basketbol Zerif 2 devam. Hani böyle bir lakapları olması insanın hoşuna gidiyor. Ve sokakta yolda yürürken de siz sultanlardan mısınız diye bir sorular mutlaka geliyor bize yani. Ama ben Türkiye Ligi'nde daha farklı bir isim beklerdim açıkçası. Sultanlar ve Efeler Ligi değil de başka isim olmasını tercih ederdim diye düşünüyorum. Yani ben beğenmedim de demeyelim de tercih etmezdim diyeyim. Peki. Kaptan Eda Erdem Dündar da aynı şekilde mesela. Evet. O da o şekilde söylemişti. Ben kişisel fikirlerinizi merak ettiğim için sordum. Peki yeni sezonla ilgili çalışmaların tüm üzerine gittiğinden bahsettik. Kamp çalışmalarını yapacaksınız. Onlardan bahsediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine hazırlık maçları oynayacaksınız. Yoğun bir tempoya yavaş yavaş giriyorsunuz. Ve lig başladıktan sonra zaten 3 farklı kulvarda mücadele edeceksiniz. Yeni sezondan beklentilerle isterseniz sohbetimize devam edelim. Ezgi, neler söylemek istersin? Yeni sezonda zorlu rakipler var. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Ama tabii Fenerbahçe'nin de hedefleri belli. Neler söylemek istersin? Ya aslında şu çok ilginç bir şey. Yani bu Türkiye Ligi, bu oynadığımız voleybol her sene gittikçe zorlaşmaya başladı. Yani gerçekten seviye her sene çok daha fazla artıyor. Yani sen çok genç de bir oyuncusun bu arada. Gerçekten. Ya ben hani yıllardır demeyeyim de belli bir zamandır A takım seviyesinde yer alıyorum. Ve gerçekten her sene biz başlıyoruz bir sezona ve o sezon daha zor oluyor. Daha zor oluyor. Yani eskiden şöyleydi. İlk 4 takım bellidir. Onlar kendi aralarında mücadele ederler. Bunun altında takımlar kendi aralarında mücadele ederler gibi bir sistem vardı. Hı hı. Takımlar bunlara göre kurulurdu. Yani şimdi ben bakıyorum hangi takım olursa olsun alınan oyuncular, kurulan takımlar, hani bir insan böyle bir ürperiyor ama bu güzel bir ürperdi. Yani sonuçta şimdi biz Şampiyonlar Ligi maçının hemen ardından Türkiye'ye geri dönüp şehir değiştirip 2 gün ya da 1 gün sonra başka bir maç oynuyoruz. Türkiye Ligi oynuyoruz. Evet. Aslında burada çok ciddi bir koşturma var ve maçtan maça yaptığınız toplantıların haddi hesabı yok. O takımdan o takıma tekrar adapte olup o takıma göre toplantılar sahaya çıkıp bunu sahada şey yapmak çok kolay değil. Şimdi seviye arttıkça ister istemez daha böyle bir heyecanla daha çok çalışıyorsunuz. Çok zor bir sezon olacak. Yani tabii ki hedeflerimiz belli, biz Fenerbahçe'yiz. Ama seyir keyfi açısından da taraftarlarımıza çok daha güzel, daha keyifli, her maç adına çok daha keyifli bir sezon bekliyor diyebilirim. Yani kişisel olarak da sen de böyle bir ligde oynamaktan dolayı herhalde tabii çok daha heyecanlısın. Tabii ki yani hem bir Türk olarak bununla gurur duyuyorum. Aynı zamanda oynadığım takım olarak da baktığınız zaman çok daha fazla sizi iyiye gitmeye iteleyen bir lig burası. Artık burada zayıf olamazsınız yani. Türk olsanız da yabancı olsanız da alınan yabancılar bile artık buraya gelirken Türkiye Ligi'nde oynayabilmek için bunlara sahip olmam diyerek çalışarak gelen oyuncular. O yüzden seviye her sene artmakta ama bu çok güzel bir şey. Ya bu milli takımlarda bunu çok güzel şekilde kullanacağımızı düşünüyorum ben. Peki kendi kişisel olarak kendi kariyerin açısından baktığımız zaman 2016-2017 sezonunu nasıl görüyorsun? Şöyle söyleyeyim. Ben şanslı bir pasörüm aslında. Genç bir pasör olarak çok güzel pasörlerle beraber çalıştım bu zamana kadar. Gerçekten voleybol olarak izlediğim izlerken çok keyif aldığım Lobianco, her zaman adını söylediğim, hem insan olarak hem voleybolcu olarak çok memnun kaldığım bir insandı. Her zaman onunla tanışmak istemiştim. Fenerbahçe sayesinde onunla koca bir sezon geçirdim. Bu benim gerçekten hayalimi gerçekleştirdiğim bir şeydi. Ondan önce Elif abla, Türklerin gururudur Elif abla, ona da buradan selam yollayalım. Onunla çalışmak ayrı bir gururdu benim için. Geçen sene Kaşa Skorupa vardı. O başka bir nadir sayılan pasörlerden bir tanesiydi. Tabii artık bu pasörler de belli yaşa gelmişler. Hı hı. Ve onların yaşadığı tecrübeleri siz onlardan öğreniyorsunuz. İdmanlarda olsun, maçlarda olsun size gelip bir şey söylüyorlar. O söyledikleri şey o kadar önemli ki daha çabuk nasıl diyeyim size, illa yaşamanız gerekmiyor bazı şeyleri. Onlardan dinledikçe daha fazla kat edebiliyorsunuz. Bu konuda ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu sene de dediğim gibi Tomcom Nusara voleybolda pasör olarak çok başka bir yönden bana bir sürü şey katabilecek bir pasör. Bu açıdan gerçekten çok şanslıyım ve mutluyum. Yani yapılan transferlerin bana çok yaradığını düşünüyorum. Her konuda ondan bir şeyler koparmayı bekliyorum. Hedefler bu şekilde. Kesinlikle. Dicle, sene devam edelim.
Fenerbahçe bayan voleybol takımı tıpkı biraz önce Ezgi'ye sormuş olduğum gibi 3 farklı kulvarda çok zorlu mücadeleler gerçekleşecek. Ezgi de zaten bahsetti, çok zorlu rakipler var hem Avrupa'da hem de Türkiye'de. Ama Fenerbahçe'de çok önemli transferler gerçekleştirdi. Zaten programımızın başında bunlardan da bahsettik. Takım uyumlarından da bahsettik. Aynı zamanda kendi milli takımlarında da oynayan önemli isimler, önemli oyuncular. Keza aynı şekilde bizim Türk oyuncularımız ve kim de dahil olmak üzere bunlara. Çok önemli bir kadromuz da var. Sen neler söylemek istersin? Yeni sezondan beklentilerin neler? Ezgi'nin dediği gibi gerçekten artık Türkiye Ligi'nde takımların yaptığı transferler çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Biz her zaman her röportajda söylüyorduk Avrupa'nın belki en zor ligi Türkiye diye, ama artık gerçekten Avrupa'nın en zor ligi Türkiye. Kanıtlanmış bir şey bu artık. Çünkü transferlere bakıyorsunuz yaz döneminde her takımın bir yıldızı var şu an. Normalde bir oyuncu üzerine kurulan bir takım oluyordu genellikle, hani ilk dört dışındaki olan takımlar, ama artık öyle bir şey yok. Takımların bir sürü yıldızları olmaya başladı ve gerçekten kaliteli oyuncular, kendi ülkelerinde milli takımda kendilerini çok iyi temsil eden oyuncular artık Türkiye'de. Bütün takımlar artık başarı istiyor, hani şeyi kabullenmek istemiyorlar, ilk dört takım artık aynı kalmasın, biz de ilk dördün içine girelim. Hı hı. Ben artık beşinciliğe değil ilk dördü oynayayım, işte kendi takımıma, kendi şeyime farklı şeyler katayım şeyle yola çıkıyorlar. Ve biz gerçekten Ezgi'nin dediği gibi Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz, geliyoruz. Bir gün sonra başka bir yere gidip sonra başka bir şey oynuyoruz. Toplantılar falan, gerçekten beynimiz çok yoruluyor. Çünkü bir yerden çıkıp başka bir takıma ezberleyip tekrar onu oynamak falan beyin olarak çok yoruyor bizi. Bedenen de zaten yolculuklarda yoruluyoruz. Ama normalde atıyorum biz başka bir takımla, ilk dördün dışındaki bir takımla oynuyorsak, ligde iddialı olmayan bir takımla, işte ilk altı oyuncularımızdan birkaç tanesi, yabancılarımızı dinlendirebiliyorduk ki ondan sonraki Şampiyonlar Ligi maçı önemli diye. Ama şimdi artık öyle bir şey olacağını düşünmüyorum, çünkü sürekli vites arttırmak zorundasınız. Sürekli iyileri arttırmak, iyi oynamak zorundasınız maçlarda. Antrenmanları iyi yapmak zorundasınız. Yani zor bir lig bizi bekliyor. Hem Şampiyonlar Ligi'nde, hem Türkiye Kupası'nda, hem Türkiye Ligi'nde. Peki bu zor sezondan senin gözün korkuyor mu kendi kişisel olarak? Ya da bu seni heyecanlandırıyor mu? Nasıl bakıyorsun? Ya ben Arnavut'um. Yani Arnavut da inatçı olur ve ben eğer buralara kadar gelebildiysem kesinlikle bunu inadımdan yaptığımı düşünüyorum. O yüzden ben rekabeti seven bir insanım. Herkes iyi olsun ve ben onlara yetişebilmek için inat edeyim ve ben orada iyi top oynayayım diye düşünüyorum. Şu ana kadar da öyle oldu. Bundan sonra da öyle olacağından eminim. İnşallah bütün oyuncularımız çok iyi olur. İnanılmaz bir rekabet olur. Bu, çünkü rekabet sizi iyi bir yere götürür, kötü bir yere götürmez. Ben bu sene iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Takımıma çok faydalı bir oyuncu olmak istiyorum. Çünkü geçen seneden aldığım tecrübeler var. İşte şampiyonluğu kaybetmek gibi, Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmek gibi. İnşallah bu sene onları yaşamayacağız. İyi bir şekilde bitireceğiz sezonu. Ve ben dediğim gibi korkutmuyor. Aksine beni çok heyecanlandırıyor. Çok da hoşuma gidiyor. Karşıdaki oyuncuların artık bu kadar iyi olması. İnsanlar gelip bana söylediği zaman, karşında şu oyuncu oynayacak diye, ne yapmayı düşünüyorsun dedikleri zaman, oynayabilir, ben de oynuyorum. İşte oynadığınız voleybol bir kere artık zevk verecek. Biraz hani, daha üst düzey oyuncularla birlikte olunca. Tabii ki de benden tecrübe fazlalıkları var. Ben 24 yaşındayım. 3 senedir bu kadar büyük bir camianın içerisinde oynuyorum. Bu kadar başarılara odaklı bir takımda oynuyorum. Zaman zaman benim de kötü oynadığım zamanlar ya da bu tecrübesizliğe yenildiğim zamanlar oluyor. Ama bu tecrübe açıklığını kapatmak için, bu eksikliği kapatmak için gerçekten bu yaz döneminde çok iyi çalıştığımı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma dahil. İşte sezon başladığı zaman zaten bir anda her şey bitiyor. Yani ilk maça başlıyorsunuz, bir anda ilk devre arası bitmiş oluyor. Sonra şeye başlıyor, Türkiye Kupası başlıyor. Sonra bir bakmışsınız lig bitmiş yani. O yüzden çok çabuk geçiyor maçlar başladığı zaman. En önemli kısım bu dönem bizim yaz dönemi. Yani 23 Ekim'e kadar bizimki geçirdiğimiz dönem bizim için çok önemli. İnşallah dediğin gibi sakatlıksız geçer de hani o dönem bizi çalmaz yani. Güzel olacak ya. Ben inanıyorum. Güzel bir lig bizi bekliyor. Her şey güzel olur. Umarız biz de. Kısa bir araya gidelim şimdi. Keyifli sohbetimiz aranın ardından devam edecek günün röportajı programında.
Ezgi Dilik ve Dicle Nurbabat'la birlikte günün röportajı programına devam ediyoruz. Fenerbahçe Bayan Voleybol takımı sporcuları ilk bölümde keyifli sohbetimizi ikinci bölümde de devam ettiririz umarım. Şimdi hemen koçla isterseniz başlayalım. Uzun zamandır tanıdığınız bir koç, 2013 yılından beri takımın başında Marcello. Neler söylemek istersiniz takımla arasındaki uyum, sizinle arasındaki uyum? Biraz ondan bahseder misiniz? Dicle senle başlayalım. Evet, ben de senle başlayalım. Pas atmadım ben. Programdan önce böyle anlaşmamıştık Ezgi'yle. İlk soruları ilk sen cevaplayacaktın. Evet, dediğim gibi Marcello'da benim bu 3. senem. 2 senem bitti. 3. seneme başlayacağım. Marcello gerçekten değişik bir insan. Ama antrenörlüğüne kesinlikle diyecek bir lafım yok. İnsanlığına da tabii ki de diyecek bir lafım yok. Ama siz böyle bir şey düşünürken, düz bir şey düşünürken aslında o çoktan o yolu geçmiş, ilerlemiş, farklı bir açıdan bakmaya başlamış bile olaya. En büyük zaten istediği şey antrenörüne kesinlikle basit hata istememesi. Basit hata yaptığımız zamanki reaksiyonu gayet yüksek oluyor kendisinin. Bu aynı şekilde maçta da, maçta eğer böyle bir sıçrıyorsa eğer havalarda, yüksek ihtimal biz onun istemediği bir basit hata yapmışızdır. Kesinlikle taktik manyağı bir insanlar, maçlara çıkmadan önce, günler öncesinden, belki haftalar öncesinden istatistik antrenörünün başını etini yemeye başlamış. Videoları ve istatistikleri almış. Bize çoktan ne yapacağımızı çoktan kafasına planlamış. Sadece bizi bekliyordur. Toplantı odasında bize anlatmak için neler istediğini. Marcello bana güzel şeyler kattı. Yani blokta olsun, hücumda olsun, serviste olsun. Hani aslında çok püf noktası olan şeyleri gösterdi bana bu 2 yıllık süreçte. Bu senede de güzel işler yapıyoruz şu an. Bekleyin ve görelim diyelim bu zaman. Ezgi, sen neler söylemek istersin bir pasör olarak? Yani Dicle'ye kesinlikle katılıyorum. Antrenör. Yani biz oyuncular olarak bazen yani wow, bu yorumu nasıl yapabilir ya diyebiliyoruz. Çünkü o dizinin dediği gibi, yani siz A seçeneğini düşünürken o çoktan Z'ye gitmiş olabiliyor. Aslında bu çok güzel bir şey. Yani siz A'yı yapıp B'ye başarmaya geçmişken o sizden C'yi istiyor sürekli. Ve siz kendinizi çok zorluyorsunuz. Ya tamam, B'yi başardım diye mutlu olurken o diyor ki ya hadi C'yi yapmadın. Yani şaşırıyorsunuz ama hani böyle bir antrenöre sahip olmak da aslında çok güzel bir şey. Bir oyuncuyu kısa sürede çabuk ilerleten bir hareket. Tabii pasör olarak, genç bir pasör olarak tecrübeli pasörleri seven ve o pasörleri tecrübeli yapan bir antrenör aslında kendisi. Geçmişinde birçok, dediğim gibi işte Lobianco ile olsun, Lindsey Burke ile olsun, Nutsaray ile bir kere oynadı diye biliyorum. Böyle pasörlerle çalışmış bir antrenör. Bana da bu konularda sadece taktik açısından değil de genç bir pasörün sahada takımı nasıl yönetmesi gerektiğini, sonuçta siz gerçekten antrenörün sağ kolusunuz sahada. Aslında onun beyni sizsiniz. Siz nasıl, o size nasıl anlatırsa siz öyle yönetiyorsunuz takımı. Bu oldukça zor bir şey. Bu sadece taktiksel açıdan veya sadece pas atmakla olan bir şey değil. Aynı şekilde oyuncuların psikolojisini bilmeniz gerekir, karakterlerini bilmeniz gerekir. İyi analiz edip onlara bir şekilde zor zamanlarında yardım etmek gerekir. Bu konularda destek olan bir antrenör bana kendisi. Gene dediğim gibi birçok şeyi kenara çekip bana anlatarak, aa bak böyle bir maç yaşadık, bu oyuncuya böyle davranabilirdin, burada böyle yapabilirdin diyen bir antrenör. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Çalışmayı da çok seven bir insanım. Bazen çok yoruluyorum kesinlikle. Yani çünkü çok fazla şey istiyor. Çok isteyen bir antrenör. Bu elbette güzel bir şey ama bazen çok yorabiliyor insanı. Özellikle de bu döneme baktığımız kesinlikle zaman. Yani bir de başarmayı seven, başaran kadar inatçı olan bir insansanız bazen böyle ah yeter ya falan dediğiniz oluyor yani antrenöre karşı, ama hiç değilse Marcello bu zamanlarda da anlayışla karşılayan sabırlı bir antrenör diyelim. Bazen de çok sabırsız oluyor. Dizinin dediği gibi çok basit hataları sunmadığınız zaman, yani istediği şekilde sunmadığınız zaman deliriyor. Takımla uyumun ama çok... Ama kesinlikle haklı bu konuda. Yani böyle olmalı ki biz bir şeyler yapabilelim sahada. Aslında hataya tahammülü var ama yapılan hatanın ne olduğuna bağlı biraz. Yani siz bir şeyi gerçekten onun istediği bir yönde, bir amaçla yapıyorsunuz fakat hata oluyor. O diyor ki tamam denedin, problem değil. Ama çok kolay bir şeyi sadece kafa dağınıklığından ya da yorgunluktan ya da kafanızı vermediğiniz için yaptığınız zaman onlara pek tahammülü yok. Onlara böyle bir yok. Tatlı bir antrenörümüz var. Evet. Peki voleybol tabii
her zaman söylüyoruz 23 Ekim'de başlayacak ligi. Bu arada Sarıyer Belediyesi mücadelesiyle başlayacaksınız. Onu da seyircilerimize de hatırlatalım. Zorlu karşılaşmalar oynayacaksınız. Kamplar olacak, seyahatleriniz çok fazla olacak, maçlar olacak. Bunlardan arta kalan zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz voleybolun dışına da çıkacak olursak. Ezgi seninle istersen hemen devam edelim tekrar. Hobilerin nelerdir? Biraz voleybol dışındaki yaşantından da bahseder misin? Bahsedeyim. Aslında şöyle, sizin anlattığınız bu yolculuk, işte otobüs, uçak, oradan maçtan maça gel, işte Türkiye'ye gel, şehir değiştir, evde bir off gün geçir. Aslında bu dönemlerde ben kendime bir zaman yaratıp bir kitap yazdım bu zamana kadar. Onu da yaklaşık bir 2-3 ay önce sanırım yayınladım. Güzel de bir aslında satış oldu. Hı hı. Mutluyum bu konuda. İçinde sen olan bir kalp. Aynen kitabın öyle adı. Kitabımın adı bu. Şimdi insanlar soruyordu bana, yani abi ne ara yazdın? Hani bu kadar koşturma içerisinde nasıl yazdın, evet, diye. Ben de aslında bu konudan sonra araştırma yaptım. Aslında yazarlar bir otele kendini kapatıp kitabı bitirene kadar otelden çıkmayan ya da odası olup özel odası işte yazsın etsin gibi şeyler o olan bir, yazarlar varmış. Kör evi gibi. Evet evet evet. Bende hiç öyle bir şey yok ya. Ben çift idman öncesi sabah idmanı kalkalım mesela. Aklıma geldi. Zaten telefonum benim, telefonumu alsanız yani 3 tane kitap vardır şu an içinde yazdığım. Genelde telefonuma yazıyorum. Oradan bilgisayara geçir, düzenle falan filan. Hı-hı. Bu tamamıyla benim işte uçak yolculuğunda insanlar kitap okurken ben yazıyordum aslında. O zaman içerisinde... Bu alışkanlık nasıl geldi peki? Bu alışkanlık nasıl geldi? Güzel bir soru. Bu alışkanlık nasıl geldi? Aslında bunu ben de tam olarak bilmiyorum. Yani ne zaman yazmaya başladım, ne zaman topladım bunları. Sadece bir gün babamla paylaştım yazdıklarımı. Ya dedim, baba bak ben böyle deneme yazıları gibi şeyler yazıyorum. Bir gün hani okumak ister misin diye. O da okudu. Ya dedi, çok güzel yazıyorsun. Hani hakikaten yeteneğin var bu konuya. Bence bunları biz toplamaya başlayalım ve bir kitap haline getirelim. Aslında bu tamamıyla bizim aile içinde hani bir kitap yaparız bunu, saklarız, sen de hani büyüdüğünde elinin altında böyle bir anın olurdu olay. Sonra insanlar okudu, bunu beğendiler. Aa biz bunu bastıralım, şöyle olsun falan derken iş buraya geldi ve... İş büyüdü. Şu an başında peki ilk olarak bu arada? Yani geçen senenin başında ben babamla konuştum ve biz hani... Zaten babamla konuştuktan sonra evet bir kitap yazma aşamasıyla ben devam ettim yazdıklarımı. Bir hikaye oluşturdum, bir şeyler devam etti. Ama genelde boş zamanlarımda bunları yaptım. Ya aynı zamanda moda tasarımı okuyorum. Okula gitmek çok istiyorum ama o çok işlevsel bir ders ve ders kaçırdığınız zaman yani dikiş makinesiyle çalışıyorsunuz bütün ders boyunca. Şimdi dikiş makinesinin bir sürü düğmesi var. Ben nasıl çalıştığını bilmiyorum. Arkadaşlarım tişörtler falan dikiyorlar. O yüzden çok ders kaçırdığım zaman gidemediğim bir bölüm. Ama onu da çok devam ettirmek istiyorum yani. Öyle bir kitapla yine ben devam etmek istiyorum aslında. Biraz da içeriğinden, konusundan da bahseder misin? Ya aslında şöyle, aşk kitabı tamamıyla. Ama bu bir roman, bir hikaye, tek bir hikaye anlatan bir kitap değil. Birbirinden bağımsız sayfalar, deneme yazıları var içinde. Fakat aslında bu deneme yazılarının tamamı tek bir kişiyi anlatıyor. Ama burada aslında anlatılmak istenen iki kişinin arasında yaşanan aşk değil de... En çok benim vurgulamak istediğim şey, burada seven sevdiğini dünyanın güzelliklerine benzeterek aşkını anlatıyor. Aslında yaşadığımız dünyanın güzelliklerini anlatan bir kitap. Sevdiğini okyanusa benzetebiliyor, dağlar, güneşler, batışlar, gün batımları. Bu tarz yaşadığımız dünyanın derin, görünmeyen gerçeklerini insanlara tekrar anlatmak ve yaşadığımız sevgi denen... Herkeste bulunan bu güzelliği vurgulamak adına yazılan bir kitap. Oldukça derin bir kitap. Yani arkadaşlarım genelde güzel, bana gelen... Ben de tam orada araya gireyim istersen. Seni de biraz nefeslendirelim. Sen okudun mu Dicle? Fırsatın oldu mu? Hepimiz okuduk aslında o kitabı takım arkadaşları olarak. Evet. Çünkü Ezgi yazdığı zaman biz... şöyle söyleyeyim. Ben ilk sene Ataşehir'de oturuyordum. Ezgi de o civarlarda oturuyordu. Biz beraber gidip geliyorduk. Ezgi bir gün bana dedi ki, Dicle dedi, ben kitap yazıyorum dedi. Ama çok uzatmak istemiyorum. Sence işte şu kadar da bıraksam olur mu dedi. Ben sonra bir Ezgi'ye dönmüyorum. Şimdi ne sen bilemedim. Yani Ezgi sabah sabah. Sabah sabah 8.30 antrenmana gidiyoruz.
dedim kısa bırak daha güzel olur falan. Ama hani onun da eklediği gibi hani ailesinin içinde olacak bir kitap gibi düşünüyordum. Aha. Kesinlikle böyle yayınlayacağını paylaşacağını düşünmüyordum. Ben de kısa bırak falan dedim. Kısa bıraktım bırakmadım bilmiyorum. Hiç sormadım sana. Sonra Ezgi ilk kitabı yazdı. Yayınlandı. Bizim o zaman da playoff süreci miydi? Evet. Playoff sonrası mı? Öyle bir şeydi. Şeyma o da arkadaşım. Şeyma ile beraber oturuyoruz. Kitabın ilk sayfasını açtık. İlk sayfayı okuduk ve Ezgi'yi aradık. Ezgi sen ne yaptın? Hani evet. Biz bu sayfa ilk kitabın ilk sayfasında hiçbir şey anlamadık. Bu kadar yoğun ve bu kadar derin olan bir kitabı sen nasıl yazabildin? Ne ara yazdın falan deyip Ezgi'yi arayıp sorguladığımız oldu yani. Ama gerçekten çok başarılı herkesin tebrik ediyorum. Peki devamı gelecek mi Ezgi? Aslında gelecek. Bu konuda da kendimde hakikaten bir enerjim var yani yazmaya devam ediyorum. Aslında birinci kitabı yayına sürerken zaten ikinci kitap çoktan başlamıştı. Şu an ikinci kitabı neredeyse bitirdim diyelim. Ama birinci kitabın devamı gibi ikinci kitap. Onun dışında yazmaya başladığım başka türler de var artık. O diğer üçüncü yazma. Bu alanda da kendini geliştireceksin anladığım kadarıyla. Aynen öyle. İstiyorum aslında. Çok istediğim bir şey. Peki kitabın adını bir kez daha bize seyircilerimize aktaralım. İçinde Sen Olan Bir Kalp Ezgi'nin kitabı. Herhalde hala kitap evlerinde bulabilirler. Kesinlikle aynen var. Peki bulabilirsiniz kitap evlerinde diyelim. Dicle sen neler yaparsın voleyboldan arta kalan zamanlarında, maçlardan, seyahatlerden, kamplardan arta kalan zamanlarda sen nasıl değerlendirirsin? Böyle kitap yazmak gibi şeylerim yok. Şarkı söyle. Evet, mesela hani kampta kesinlikle vardır. Özellikle takım sporlarında, kamp dönemlerinde en iyi işte şarkı söyleyen. Yeni şarkı söyleyen var mı? Kitap okuyor yani. Sizde mesela yok. Bizde yok. Herkes mi iyi söylüyor yoksa herkes mi kötü söylüyor? Ya bizde iyi söyleyen biri hiç yok. Hiç denemedik ki biz böyle bir şey. Bence şu kimsenin sesi güzel. Bunu denememiz lazım. Bunu biz topuk yerleşmenin. Topuk kesin denememiz lazım. Bir dahaki programda anlatırız. Evet. Harika. Ya benim dediğim gibi öyle inanılmaz hobilerim işte şunu yapmalıyım, kitap okumalıyım, kitap yazmalıyım falan gibi şeylerim yok. Ben genellikle yaz dönemlerinde dizilerimi bırakıp hepsini biriktirip kış döneminde seyahat ederken dizi izleyeyim. İşte iPad'im elimde olsun müziğimi dinleyeyim insanıyım. Bir de off günlerimiz gerçekten çok az oluyor. Bizim belki de bir ay falan hiç dinlenmediğimiz günler oluyor. O dönemlerde de evde geçirmek niyetinde olmuyorum. Genellikle dışarı çıkayım, farklı insan göreyim, kafamı dağıtayım, dolanayım. Ya da işte kafam çok dolu olduğu zaman araba kullanayım, işte kafam dağılsın kafasında olan bir insanım. O yüzden çok boş vaktimiz de olmadığı için hani çok değerlendirebilecek de bir zamanımız var diyemeyeceğim. Bizim en herhalde uzun yaptığımız tatil dönemi bu tatil dönemiydi. Kesinlikle. Yani en uzun tatillerimizi yaptık. Belki Mayıs ayından Ağustos'a kadar ilk defa bu kadar uzun bir tatilimiz vardı. İşte o zaman bizim boş zamanımızdı yani gerçekten. Onu değerlendirdik. Ve gerçekten söyledi. Dışarıda bir hayat varmış. Evet. Onu görmüş olduk. Bunu yaşadık yani. Yazın insanlar yani, tatil yapıyormuş. Evet, böyle bir şey varmış yani. Biz öyle bir şey çıkarmadığımız için. Aynen öyle. En son ne zaman böyle bir tatil yapmıştınız? O zaman oradan girerekten seyircilerimizin aklında bir benim çağrışım yok. Düşünüyorum şu an ama. Benim hiç yok. Altyapılar da çok yoğun geçiyor tabii. Yok yani. Çünkü bir de altyapıda mesela altyapı Mayıs'ta bitiriyor ya. Altyapıda biz Haziran sonu Temmuz başında falan bitiriyorduk. Bitiriyorduk bir de bitirdiğimiz gibi milli takıma gidiyorduk. Altyapıda işte o genç işte. Yıldız milli, genç milli hep öyleydi. Biz hiç tatil yapmadık. Müthiş benim maksimum tatilim bir haftaydı. O da yalvara yakara. Bu arada iki hafta oluyorsa da zaten bunlar hani iki hafta bütün olarak hiçbir zaman olmaz yani. Üç gün olur of. Sonra aynen. Tekrar girersin. Üç gün bir daha verirler. Yani hepsini topladığınızda bir iki hafta olur. Koca yaz boyunca. Yani şimdi biz resmen boşluğa düştüm ben. Şahsen milli takım gene vardı ama erken bitti normale göre. Şimdi bitti babama diyorum ki yani kalkıyoruz. İdman yok. Alarm kurulmamış. Ya bir şey mi? Acaba ne yapsam yani? Hani iki gün boyunca evde hiçbir şey yapmadan böyle oturduğumu biliyorum. Hani ne yapsam bilemedim. İlk ya, süreçte o kadar benim de öyleydi. Alışmamız da gerçekten tatile alışmak bile bizde bir şey oluyor. Boşluk yani yaratıyor. Benim sezonum bitti. Ben direkt zaten Bozcaada'ya kaçtım. Bozcaada'da da boş boş yatıyorum. Ve boşluktan zevk aldığımı fark ettim ben. Çünkü koşuşturacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Sorumluluğun yok. Dediği gibi en önemli şey alarm derdi yok. Yani ben alarmla yani uyandırılmaktan nefret eden bir insanım. Kendim uyanayım. Beni kimse rahatsız etmesin. Sabah insanı ben kesinlikle değilim.
Yani inanılmaz güzeldi. Tatil varmış gerçekten. Ya ben telefonu, saati tamamıyla köşeye kaldırdım. Ya gün resmen zaten. Siz gerçekten tatil yapmışsınız. Aynen öyle. Yani resmen nur falan indi yüzümüze yani. Evet. Geldiğimizde böyle değişmişsin falan olduk. Küle vermişsin. Hakikaten yani saati gerçekten telefonu. Gerçekten güzel bir yaz dönemi geçirmişsiniz. Kesinlikle kaldırdık. Hani gün kendi batıyor. Tamam akşam oldu falan diyorsun. Çünkü biz normalde sezon içinde hakikaten saniyelerle savaşan insanlarız. Oradan oraya gidelim, buradan bunu yapalım, iki idman arası şunu yapalım, hani çok böyle yoğun geçen bir dönem. Şimdi böyle hiçbir zamanla alakamız olmayınca acayip keyifliymiş. Şimdi yani mesela antrenmana giriyoruz, güneş gözlükleriyle falan, böyle gün aymış, antrenmana çıkıyoruz kapkaranlık. Şu an öyle bir derdimiz var, bu beni çok mutsuz ediyor. Antrenmana çıktıktan sonra kapkaranlık. Hemen tatil konusunu kapatıyorum. Çünkü zaten maçlar da yaklaşıyor, kamp dönemine de giriyorsunuz. Sizler de unutun hemen o günleri. Kariyerinizin başındasınız diyebilirim aslında. Genç yaşlardasınız her ikinizde. Ama şu ana kadar da önemli karşılaşmalarda da mücadele ettiniz. Önemli liglerde, önemli sporculara karşı da mücadele ettiniz. Sizin için şu ana kadar baktığınızda oynadığınız maçlar içerisinde yaşadığınız ilginç bir olay ya da almış olduğunuz bir sayıdan kaynaklı ya da kazandığınız bir maçtan, maçın ardından gerçekleşen bir olay nedir? Mesela şu kariyerinizdeki bu döneme kadar en dikkat çekici, en ilgi çekici yaşadığınız olay nedir? Ezgi sen güldü, sanki aklına geldi hemen. Evet, yani aslında benim çok var. Böyle değişik. Saçma sapan olan çok şey var bende. Mesela benim kendi başıma olan geçen sene değil, ondan önceki sene. Ben kenardayım. Elif abla oyunda erken kupa kaldırma hakkı kazandık. Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Maçın son sayısı. Marcello beni yanına çağırdı. Dedi ki, bu arada onu da anlatayım. Maç içerisinde ben bir kere daha oyuna girdim ve kimse bana bir şey demeden, tribün full doluydu. Tribünü hani ayağa kaldırmak için ses olsun diye ellerimi kollarımı saldım. Hadi dedim, bağırın çağırın falan. Marcello da bunu görmüş. Ama ben hiç kimseye sormadan yaptım, ben içimden geldi o an. Sonra ben oyundan çıktım. Biz maçı kazanmaya kadar geldik. Üstünden setler geçti. Sonra Marcello benim yanıma geldi yedeklere. Artık 2 sayı 3 sayı falan kaldı şampiyon olmamıza. Beni yanına çağırdı, dedi ki Eskide seni oyuna alacağım dedi, servise sokacağım dedi. Ben de dedim ki hani Marc, hani son sayılar, kaçırmak istemiyorum servisi ama hani normalde böyle bir şey de söylemem ama kolum soğuk, hani risk alıyorsun, dikkat et dedim. Hiç önemli değil dedi, istersen kaçır servisi dedi, git dedi, tribünü ayağa kaldır dedi. Şöyle bir suratına ben baktım. Ben de değiştim hatta o maçta. Şöyle bir suratına baktım, nasıl yani dedim. Bağır çağır tribüne dedi, demin yaptın ya dedi, el kol yap dedi, bağırsınlar dedi, şampiyon oluyoruz dedi. Peki dedim, girdim oyuna. Tribünü ayağa kaldırdım falan filan, bağırdık ettik, ben servisi kaçırdım. Zaten çok güldük sonra. Ben sonra sağdan çıktım, Lobianco'nun yanına oturdum şeyde, nasıl olsa son sayı artık alınca bitecek maç yani. Oturdum, dedi ki bana, döndü, Ezik dedi seni tebrik ederim dedi. Ya dedim, Leo servis kaçırdım, nasıl tebrik ediyorsun beni falan. Burada dedi oyuna girip dedi o hareketleri yapmak bile dedi yürek ister dedi, aferin sana dedi. Bir dahakine atarsın, önemli değil dedi. Tamam peki, teşekkür ederim dedim. Sonra işte biz servis karşıladık, Yeki topu öldürdü, şampiyon olduk, sahaya atladık zaten. Böyle bir anım var. Bir de geçen sene çok zorlu bir maç, herkes inanılmaz gergin, maçın son topu. Üst üste smaçörlerimiz atak yaptı. Polen, Mihailovic'in üstünden vurmaya çalıştı, aynı topa sıçradılar. Yani sakatlık çıkması çok yüksek bir ihtimal, herkes böyle ellerini başına koydu, keşke bir şey olmasa diye bakıyoruz. Bir tanesi solak olduğu için, biri sağlak olduğu için, ikisi aynı omuzla vuramadığı için karşıya attılar topu ve banka karşı oynuyoruz ve tiebreak seti ve son sayı var. Vurduk, bir şey oldu, sayı oldu. Ulan kızlara bir şey oldu mu diyelim, maçı kazandığımıza mı sevinelim, sakatlık çıkmadığına mı bakalım. Acayip gergin bir ortamda çok komik bir andı. Sonra soyunma odasında nasıl güldük. Ya iyi misiniz, işte şöyle mi böyle mi? En son ben üst üste gördüm çünkü onları. Ben de sahadaydım. Yani müthiş komik bir andı bizim için. Çok rast gelen bir şey değil. Eğlenceli çünkü aynı bir topu, de kazanınca da sanırsın. İkisi de birbirini hiç görmedi. Çok ters açılardan sıçradılar. Biri birden sıçradı, biri ikiden sıçradı. Top 3 metrenin üzerindeydi. Aynen işte. Öyle yani, hiç olmayacak şeyler olup böyle bir sayı almıştık. En kritik yerde, çünkü çok zorlu zaten. Defanslar, hücumlar, çıkan toplar top ölmüyor. Öyle saçma şekilde sayı alınca çok gülmüştük.
Sen neler söylemek istersin Dicle? Benim böyle şeylerim şu an hiç yok. Çok vardır senin kesinde. Benim de çok vardır da şu an böyle senin gibi daha diye hatırlayamadım. Ben de bitmez ya ben. Peki tamam Ezgi, o zaman başka programlara geçersek diyelim bunları. Programımız artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu noktada sen çok güzel bir anını anlattın aslında taraftarlarla ilgili. Bu sene taraftarlardan beklentiler neler peki? Onlar Sarı Melekleri her zaman destekliyorlar, geliyorlar maçlara. Sizler de onları arkanızda gördüğünüz zaman, onları tribünde gördüğünüz zaman kuşkusuz çok daha fazla motive de oluyorsunuzdur. Ya aslında ben onları takımın bir parçası olarak sayıyorum. Ya biz sahaya çıkarken çünkü Fenerbahçe, ben kendim Fenerbahçeliyim. Nasıl bir his olduğunu çok iyi biliyorum. Desteklemenin, gerçekten yürekten destekleyen taraftarın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Biz sahaya çıkarken 12 kişi, 14 kişi olarak aslında çıkmıyoruz. Yani hakikaten onları nereye giderse gidelim, dünyanın öbür ucuna gidelim, bizi karşılayan insanlarla dolu etraf. Ve bu öyle ya da böyle bize çok ciddi bir güç katıyor. Yani en kötü günümüzden tutun en iyi günümüze kadar bu başarı yolunda en büyük destekçilerimiz onlar. Ve ben tamamıyla onları takımın bir parçası olarak sayıyorum. Sonuçta onlar da forma giyiyorlar. Biz sahada ter döküyoruz, onlar tribünde. Bizden daha çok sinirleniyorlar, agresif oluyorlar, maçı kazanmak istiyor. Bıraksak sahayı yiyecekler yani. O kadar içten yaşadıkları belli. Bu sene de tabii ki her zaman olduğu gibi bekliyoruz onları. Aslında çok da özledik. Açıkçası. Çok zorlu bir sezon içerisinde. Gerçekten özledik yani onları. Böylesine önemli, zorlu bir sezon içerisinde seyircileri, taraftarlara da çok ihtiyaç var. Dicle, senin de yorumlarını alalım. Biz son maç herhalde Mayıs 1'de mi oynadık? Aynen. Yani Ağustos, şu an Eylül sonundayız. Gün kavramı kalmadı bende. Eylül sonundayız. Mayıs bir diğer maçı oynayacağız Ekim sonunda. Yani çok uzun bir süreç var. Gerçekten Ezgin dediği gibi özledik. Bize ilk sene şampiyon olduğumuz zaman, Türkiye Kupası'nı ve Türkiye Ligi'ni aldığımız zamanlarda resmen bize maç aldırttılar. Bu Ezgi'nin el hareketi yaptığı maçlarda gerçekten bize maç aldırdılar. Ankara'da, İzmir'de, Vakıfbank'ı Ankara'da 3-2 yendiğimiz maçta. Yani bize gerçekten destekleri çok büyük. Ezgi'nin yine dediği gibi hani nereye gidersek gidelim mutlaka bizi karşılayan bir taraftar grubu oluyor ya da tribünde. Bildiğin sanki biz ev sahibiyle karşı taraf deplasmandaymış gibi bir atmosfer yaşıyoruz sürekli. O yüzden bize destekleri çok yüksek. Yine bekliyoruz maçlarımıza. Yeni bir sezon, yeni bir başlangıç yapıyoruz. İnşallah onlar da bizle birlikte olur ve güzel sonuçlar alırız. Ya bizim sporcu olarak en gurur duyarak, yani benim anlattığım açıkçası, her sezon yeni gelen yabancılarımız bunu bir kere yaşıyorlar. Aa, aman tanrım bu ne ya falan hani, onlar bizim için mi geldiler diyen bir grup oluyor. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, kimse. Ve ben gururla şöyle diyorum: buna alış, her yerde böyle. Şimdi dünyanın öbür ucuna gideceğiz, orada da gelecekler, hiç merak etme sen. Biz Fenerbahçe'yiz, bu her zaman böyledir, alışacaksın zamanla falan diyorum, böyle gururla anlatıyorum. Vay be falan hani, çok bayağı şaşırıyorlar ve yeni gelen isimler de bundan çok mutlu oluyorlar, koşkusuz etkileniyorlar. Programımızın artık sonuna geldik. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Biz teşekkür ederiz. Kazasız, sakatlıksız. İnşallah. Güzel bir sezon. İnşallah. Umarım geride kalır. Daha da zaten önümüzdeki programlarda sizleri de konuk almaya devam edeceğiz. Evet, Pinin Röportajı programının burada sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.